esnaf ne yapıyor? Kepenk açmaya çalışıyorlar ama kepenk açmak %60 daha zamlandı. Mutsay önce ödüyordum. Ceyran faturası 8-9 bin lira. Şu anda 30 bin lira ceyran faturası ödüyorum. Gaz parasına gelirsen 3500 lira geçen sene ödüyordum. 18-20 bin lira gaz parası ödüyorum. Ceyran su, ben buraya ödediğim para, dükkanı aç açma. 60 bin lira para. Yani bu Allah'a reva mı ya? Hangi esnaf bunun altından kalksın? Yani %60'da kiraya zam gelirse zaten bütün esnaf dükkanını kapatsın derim ya. Enflasyonun açıklanmasıyla esnafın kira zammı da belli oldu. %59,91. Bu 5 bin liralık kiranın bile 8 bin liraya çıkması demek. Üstelik dükkanın kepengini açarken tek gider kira da değil, faturalar da zamlı. Elektriğe %30, doğalgaza ise %47,6 zam gelmişti. O zamlar da faturalardaki yerini aldı. %10'u bile karşılayacak durumumuz yok. Zaten kiramızın inmesi gerekiyor. İş yapamayınca daha da inmesi gerekirken yani artması ne demek yani? Esnaf şayet bu şekilde %60 kesinlikle olacaksa zaten şimdiden söylüyorum. Bütün esnaf dükkanının kepengini kapatır. Öyle bir para kazanamıyor esnaf. Esnaf Muhammed Bey bugüne kadar karşılaştığı en yüksek faturalarla karşılaştı. Daha kışın başında ısınma maliyeti de yok. Gelen doğalgaz ve elektrik faturalarının toplam maliyeti 52.368. Evet, faturaları da burada. İncelemek isteyen kişiler inceleyebilir beyler. Burada yalan yok, dolan yok. Halkı biraz düşünmek lazım, esnafı biraz düşünmek lazım. Her gün standart yaktığım elektriği yakıyorum. Her gün standart kullandığım gazı kullanıyorum. Daha kış gelmedi canım. Kış geldiği zaman bu 30-35'i de bulacak yani. Konutlarda kira zammına %25 sınırı getirilmişti. Ancak dükkanlarda böyle bir sınır yok. Bu ay sözleşmesi yenilenen esnaf %60 zamla ödeyecek kirasını. Nasıl ödeyeceğiz? Bir kirayla bir elektriği karşılarsa hani dengeye geliyor şu anda. Esnaf olarak zaten zor durumdayız. Şu anda insanlar geliyor, zam yapamıyoruz. Zam yaptığım zaman çok tepki görüyoruz. 15 lira elektrik parası geliyor. 15 bin lira mı geldi elektrik? 13 küsür geldi bu ay. Yani gittikçe artıyor. Kış geldikçe daha çok artıyor. Elektriksiz hiçbir şey olamaz. Açamazsın dükkanı. Kepeğini bile açamıyorsun. Her şey elektriğe bağlı. Yani öyle bir para kazancı esnafta yok. Esnaf zaten sıkıntıdadır. Süt ürünlerine bugün itibariyle %15 daha zam geldi. Geçen hafta aldığım pirinç 22,5 liraya şimdi 27 lira oldu. Kuru fasulyeyi alıyordun 35 liraya şimdi 60 lira oldu toptan fiyatı. Bir yanda artan giderler, diğer yanda ise tüketicinin düşen alım gücü. Daha az iş yapıp daha yüksek kira ve fatura ödemesi bekleniyor esnaftan. İşin içinden çıkamıyorlar. Ciromuz düşüyor, kiramız artıyor. İşimiz düşüyor, elektrik faturası artıyor, eleman maaşı artıyor ama işler habire düşüyor. Çıkamıyoruz, anlamıyorum ben. Ben de bazen şaşırıyorum biz nasıl iş yapıyoruz, nasıl ayakta duruyoruz diye.